Yazılı hazır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 2. dönem 2. coğrafya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılıdayim.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Her sorunun üstünde de hangi kazanıma ait olduğunu da görebilirsiniz. Bakacak olursak ilk sorumuza. 20. yüzyıldan sonra daha detaylı ve herkesi kapsayan periyodik modern nüfus sayınları yapılmaya başlanmıştır. Nüfus sayımları ile hangi verilere ulaşılabilir denilmekte? Nüfus sayımları ile beraber arkadaşlar toplam nüfus miktarına ulaşabilirsiniz. Toplam nüfus toplam nüfus miktarına ulaşabilmekteyiz. Sonra bunun yanında nüfus artış hızına da ulaşabilmekteyiz. Nüfus artış hızına da genel nüfusun nüfusları ölçerek belli zamanlar arasında buna da yani artma hızına da ulaşabilmekteyiz. Bu nüfusun coğrafi dağılışını söyleyebiliriz. Coğrafi dağılış nüfus açısından doğru coğrafi dağılışı söyleyebiliriz. Nüfusun eğitim durumunu eğitim durumu ortaya çıkacaktır. Bunun yanında da yaş grupları ortaya çıkacaktır. Cinsiyet durumu cinsiyet, yaş durumları da ortaya çıkacaktır. Daha burayı detaylandırabiliriz. Mesela kırsal ve kentsel nüfus oranını bulabiliriz. Kırsal alanda, köy arazisinde, işte kent arazisinde yaşayan insanları bulabiliriz. Nüfusun iş kollarına dağılımını, işte hangi sektörlerde daha çok dağılım söz konusu, nerelerde çalışılır gibi gibi o faktörlere buradan ulaşabiliriz. İkinci sorumuz. Yukarıdaki haritada taranan alanlarda nüfusun seyrek olmasında hangi faktör etkili olmuştur deniliyor. Yani şu ara arazilerden bahsetmekteyiz. Koyu olarak gösterilen arazilerde. Burada neden nüfus seyrek olarak dağılmıştır? Yani neden buranın nüfusu azdır? Bunun sebebi yer şekillerinin engebeli olması. Burada gösterilen yer şekilleri oldukça engebelidir. Engebeli olduğundan dolayı insanlar orada yaşamayı tercih etmiyorlar. Neden? Çünkü ulaşım sıkıntı olacak. İşte sanayi kursan kuramazsın. İş gücü az olacak. İş belki iş bulamayacaksın vesaire vesaire. Bundan dolayı direkt buraya yer şekillerinin engebeli olmasını yazalım. Yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı burada nüfusun az olduğunu söyleyebilmekteyiz. Kanalımız adına çok önemli bir duyuruyla videomuzu bölüyoruz. Yazılı yazılımızın kanalımıza ait sadece yazılı sorulardan oluşan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan kitaplarımız satışa çıktı. Kitabımızı inceleyecek olursak öncelikle kısa ve öz ders notları bizleri karşılıyor. Ve sonrasında her bir derse ait eşsiz 3'er adet yazılı örneğine yer veriyoruz. Sizden cebini düşünerek de birinci ve ikinci yazılarımızı tek bir kitap yaparak çıkartıyoruz. İşler şubelerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. 3. sorumuz ile devam edelim. Türkiye'de ee, bu şekilde nüfuslanan illere 5 örnek veriniz diye sorulmakta. Önemli kara, deniz, demir ve hava yollarına yakın yerleşim alanları nüfusun sıklaştığı yerler arasındadır denilmekte. Bu alanlar mesela Türkiye'de e, örnek verecek olsak nereleri verebiliriz? Mesela Eskişehir, Afyon mesela e, Eskişehir, Afyon Deniz açısından olmasa da kara açısından önemlidir. Bunun yanı da demir trenlerden dolayı çok önemlidir. Hava yolları açısından zaten Eskişehir neredeyse bir asgari üsttür arkadaşlar. Yani her tarafından uçak geçmekte. Eskişehirliler bilir zaten. Hani her gün tepelerinden bir F4 uçağı geçmekte. Hani o sesi alışmışlardır artık hatta onlar şöyle derler. Eskişehir'de eğer yukarıda e, yerde yukarı doğru e, uçaklara bakan birini görürseniz demek ki o Eskişehirli değildir derler. Böyle bir sözleri de mevcut. Ondan dolayı ülkemizde bu Eskişehir. Bunun yanında Afyon. Zaten Eskişehir Afyon çok e, uzak değiller birbirlerine. Yakınlar. Bunun yanında Ankara'yı söyleyebiliriz. Ankara, Konya'yı söyleyebilmekteyiz. E, Gaziantep'i de ekleyelim hadi. Antep'imizi de ekleyelim. Bu illerimizde e, buradaki önemli Karadeniz demir ve hava yollarına yakın yerleşim alanlarının nüfusun sıklaştığını görmekteyiz. Mesela askeri pilotlar ne yapıyor? İşden dolayı Ankara'da, Konya'da ve Eskişehir'de yaşamak zorundalar. Konya'da aynı şekilde bir uçak şehridir diyebiliriz arkadaşlar. E bundan dolayı mesela o askeri pilotlar burada yaşadılar. E burada yaşayınca buranın nüfusu ne oldu? Sıklaştı. Sebebi ne oldu? İşte e, hava yolları olmuş oldu. Askeri sebepten dolayı vesaire olmuş oldu. Böyle söyleyebiliriz. 4. Mevsimlik göçlerin yapılmasına etkili olan faaliyetleri yazınız. Tarım, hayvancılık, inşaat ve turizm faaliyetlerini söyleyebiliriz. Tarım faaliyetlerinden dolayı mesela işte atıyorum Adana'da e, portakal toplanacaktır. Bundan dolayı mevsimlik göç alabilirsiniz. İşte Türkiye'nin her kesiminden insan oraya gelerek çalışmak için, mevsimlik olarak sırf çalışmak için gelebilir. Bunun yanında hayvancılık da aynı şekilde. Hayvancılık, turizm açısından da bunu söyleyebiliriz. Mesela turizm açısından da işte Antalya'da bir oteliniz var sizin. Yaz ayı geldi yani sezon gelmiş oldu. Turizm sezonu geldi. Turizm sezonu geldiğinde otelinize çalışmak için insan aradığınızda mesela bulamazsanız eğer işte Türkiye'nin farklı illerinden insanları orada çalışmak için getirebilirsiniz. Bu da mevsimlik göçe bir örnek olarak verilmekte. Bunun yanında inşaat faaliyetlerini de söyleyebiliriz. Mesela inşaatta çalışmak için işçi aradığınızda da gene aynı şekilde e, Türkiye'nin dört bir tarafından sadece o mevsim için, e, o zaman dilimi için işçi bulabilirsiniz. Bu da mevsimlik göçe girer. Beşinci sorumuz: Türkiye'nin nüfus mübadelesi şeklinde göç anlaşması yaptığı ülke hangisidir? Devletler arası yapılan anlaşma gereği ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak yer değiştirmesine mübadele göçü denir. Bu göçü diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik zorunlu olmasıdır. Buna göre Türkiye hangi ülke ile nüfus mübadelesi yapmıştır? Tabii ki de Yunanistan. Bildiğiniz gibi hani e, Yunanistanlılar ülkemizde Osmanlı'dan dolayı yani Osmanlı zamanında Yunanlar ülkemize fazlaydı. E fazla olmasıyla beraber orada yaşıyorlardı. Sonrasında arkadaşlar bu Yunanlar bize zorluk çıkarmaya başladı. E hal böyle olunca ki keza aynı şekilde bizim e, Türklerimiz, vatandaşlarımız da önceden atıyorum Selanik'te. Mesela Atatürk Selanik doğumlu. Atatürk Yunan mı? Tabii ki de değil. O zaman Selanik'te Osmanlı'ya aitti. Ondan dolayı Atatürk Selanik'te doğmuş oldu. Sonra Selanik bizden geri alındı, edildi. Yani orada Selanik'te yaşayan Türkler de kalmış oldu. E hal böyle olunca e, bu taşkınlıkları, işte tartışmaları önlemek açısından bu şekilde nüfus mübadelesi, zorunlu göç, değiş tak tokuşu yapılmış oldu. Onlar bize kendi vatandaşlarımızı verdi. Biz onlara kendi vatandaşlarını vererek bu şekilde bir anlaşmaya varmış olduk arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuzla devam edebiliriz. Türkiye'de kırsal alanlardan şehirlere doğru göçler yapılmasında hangi olaylar etkili olmuştur? Şöyle söyleyebiliriz kırsal alanlarda ki insanlar artık tarımla uğraşmak istemiyor. Yeni jenerasyon tarımla, hayvancılıkla bu tür zor işlerde uğraşmak istemiyor. Ne istiyorlar? Masa başında çalışmak istiyorlar. Yani iş alanından dolayı Kırsal alandan şehirlere doğru bir göçün olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında eğitim için de bunu söyleyebilmekteyiz. Mesela kırsal bir alandaki eğitim tabii ki de sınırlıdır ve tam olarak yeterli olmayabilir. Çünkü bazı alanlarda bazı köy okullarımızda halen sobalar kullanılmakta. Yani öğrenciler odun getiriyorlar, işte soba kuruluyor, öğretmen sobayı yakıyor. O şekilde eğitim görme e, haklarını karşılamış oluyorlar. E bu yeterli oluyor mu, olmuyor mu? Orası tartışılır. E ondan dolayı insanlar e, yetersiz olduğunu düşündüklerinden dolayı kırsal alanlardan şehirlere doğru göç etmeye başlıyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı şöyle diyelim. Yeni neslin ağır işlerde işlerde çalışmak istememesi. Çalışmak istememesi. Yani bu ağır işler nedir? Tarımdır, hayvancılıktır gibi gibi bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında eğitim için göçlerin olduğunu, eğitim için göçler. Bunun yanında şu an şuna söyleyebiliriz. Kan davaları. Kan davalarından dolayı göçler. Genellikle ülkemizin doğu kesiminde daha fazla görülmektedir bu kan davası. İşte bir topluluk başka bir topluluğun e, bir adamını öldürdükten sonra diğer toplulukla onlardan birini öldürmeden bu dava son bulmuyor arkadaşlar. Böyle bir hani yasa gibi yazılı olmayan sözlü yasalarla e, uymaktalar. O şekilde bir anlayışları var. E bundan dolayı oradaki insan da öldürü öldürüleceğini anladığından dolayı o köyünden şehrinden kaçıyor işte İstanbul'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor, başka yerlere gidiyor. Yani kırsal alandan şehirlere doğru bir göç olduğunu buradan söyleyebilmekteyiz. Yedinci sorumuz. Göç alan yerlerde ortaya çıkan mekansal sorunlar nelerdir? Göç alan yerlerde nüfus yoğunluğu yaşanacağından dolayı şehirsel altyapı yetersizlikleri ortaya çıkacaktır. Şehirsel altyapı yetersizliği. Atıyorum ulaşım yetmeyecektir. Çok fazla insan olduğu için ulaşım yetmeyecektir atıyorum. Nüfus yoğunluğu nedir? Nüfus yoğunluğu nüfus sayısı bölü o e, nüfusta yaşayan insanların e, yani yaşadıkları yerin alanı yüz ölçümü açısından söyleyebiliriz. E, bu haliyle yükseldiğinden dolayı e, yükselince atıyorum 1 metre kareye düşen insan sayısı üçgen artık 5 oluyor 4 oluyor e haliyle bu şehirdeki altyapılar yetersizlik e, çekmeye başlıyor İşte en azından en e, kötü en iyisinden ulaşımı söyleyebiliriz bunun yanında işte eğitim faaliyetlerini söyleyebiliriz iş faaliyetlerini iş imkanlarını daha da söyleyebiliriz trafik yoğunluğu da artacaktır Mesela zaten İstanbul'da trafik oldukça yoğun, Ankara'da yoğun, işte başka yerlerimizde yoğun, büyük şehirlerde. Oraya haliyle göç geldiğinde o trafik daha da artacaktır ve bu da bir problem haline gelecektir. Gürültü kirliliğini söyleyebiliriz. Gürültü kirliliği, insan fazlalığı gürültü kirliliğine de, de sebep verecektir. Çevre kirliliğini de söyleyebiliriz. Suç oranlarının artacağını da söyleyebiliriz. Suç oranları artışı. Hani ne olduğunu ettiğini bilmediğimiz insanlar orada farklı bir yere gelerek orada suç işleme potansiyeline sahip olabilirler arkadaşlar. Ondan dolayı bu da e, nüfus alan, göç alan yerlerin olumsuz özellikleridir diyebiliriz. 8'e devam edelim. İlk ve orta çağda kullanılan karayolları hangileridir? İpek yolunu, baharat yolunu ve kral yolunu söyleyebiliriz. İpek, baharat, kral yolu. kral yollarını burada söyleyebilmekteyiz. Zaten bu üç yol oldukça önemlidir arkadaşlar. Ee, şurası tabii ki de şöyle olacak. Bu üç yol önemlidir. İlk ve orta çağda da e, önemini kazanmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Sonradan tabii ki işte e, deniz e, yeni yerlerin keşfiyle, denizciliğin ilerlemesiyle vesaire bu yollar önemini kaybedecektir. Ama gene e, önemlidir diyebiliriz ilk ve orta çağ açısından. 9. sorumuz. Dünyada depremlerin yoğunlaştığı kuşakları yazınız. Jeolojik kökenli olan deprem, yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılar sonucu oluşur. Depremlerin büyük bölümü, yer kabuğunun fayatları boyunca kırılmasıyla oluşan tektonik depremler şeklindedir. Fayatları şu şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Bu şekilde hareket edince burada oluşan enerjiyle beraber deprem e, afeti maalesef ki gerçekleşiyor. Ülkemize gerçekten çok kötü bir felaket attı attı. Umarım böyle bir felaket tekrardan başımıza gelmez arkadaşlar. Bakacak olursak soruda da depremlerin yoğunlaştığı kuşakları bizden istemekte. Pasifik deprem kuşağını söyleyebiliriz. Pasifik Pasifik deprem kuşağı Akdeniz Himalaya Akdeniz Himalaya deprem kuşağını söyleyebiliriz. Bunun yanında Atlantik deprem kuşağını söyleyebiliriz. Atlantik deprem kuşağı. Ya burada deprem olma olasılığı yüksek olan yerlerimiz olacaktır. Çünkü burada sürekli bir böyle sarsıntılar söz konusudur ve bu sarsıntılarda da doğurduğu enerjiyle beraber depremi beraberinde getirmektedir. İşte yerin yarılması, binaların çökmesi vesaire sonucunu oluşturmaktadır ne yazık ki. 10. sorumuz. Erozyon afetinin önüne geçebilmek için alınacak önlemler nelerdir? Erozyon nedir? Erozyon ağaçsızlıktan dolayı toprağın kayması gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bitki örtüsü tahribatını önleyerek ağaçlandırma faaliyetlerini kesinlikle yapmamız gerekmekte. Ağaçlandırma faaliyetleri. Yani sırf bu ağaçlandırma için zaten bir vakfımız var. Tema Vakfı. O da yine erozyonla savaşan bir vakıf olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizdeki ağaçlandırma faaliyetlerini yönetmektedir. Eğimli arazilerde tarım yapılacaksa bu araziler basamaklandırılmalıdır. Yani eğimi biraz olsun azaltmalı şu şekilde basamaklandırılmalı. Hani şöyle şuraya tarım yapmak yerine işte bu şekilde basamaklandırarak şuralarda tarım yapmak daha doğru olacaktır. Tarımda basamaklandırma basamaklandır mayı söyleyebilmekteyiz. Sonra eğimli tarım arazileri yüzey su akışını azaltmak için e, eğime dik sürülmelidir. Eğime dik sürülmeli. Yani eğime paralel değil de eğime dik şekilde sürülmesi daha iyi olacaktır. Tarım alanlarındaki nadas tarımı yerine nöbetleşe ekim yapılmalıdır. Nadas bildiğiniz bir toprağın dinlenmesidir. Bunun yerine e, nöbetleşe ekim daha mantıklı bir e, sebep olacaktır. Önlem açısından. Hayvancılık faaliyetleri açısından çayır ve meralarda zamanından önce ve aşırı otlatma yapılmamalıdır. Şeklinde söyleyebilmekteyiz. Bunlar da gene erozyonu önlemek için alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır. 10. ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. E, videolarımıza like atmayı, abone olmayı e, ve daha sonrasında da yazılayın.net adresimize uğramayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.